Şöyle bir standa geliyoruz. Bu standa Pirouge diyorlar. Yani buradaki teknisyenle dün konuştuk. Pirouge'un ne olduğunu anlatmasını istedim. Hani kırmızı Holstein mı diye sordum. Şöyle bir kafa salladı. Yani bu hayvanlar kırmızı Holstein değil demek istedi. Peki ya dedim, ne dedim? Bu hayvanlar dedi kırmızı Holstein kanına 3 farklı hattan kan katılarak üretilen bir ırk. Yani yeni bir ırk diyelim. Yani nasıl ki işte Danimarka kırmızısı, işte İsveç kırmızısı gibi ırklar var. Bunlar da, Fransızlar da böyle bir ırk ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Dedim peki ya dedim, ne var bunların kanında? Bunların ana hat tabi Red Holstein. Ama 3 tane farklı kan katmışlar. Bunların ne olduğunu sorunca Fransız bir yeler ırkın kanını katmışlar. Bu ne amaçla kattığınızı sordum. Yani amacı neydi bu kan hattının katılmasında? Sağlamlık ve hastalığa karşı direnç için o ırkı kattıklarını söyledi. Ondan sonra bir Alman ırkının kanının katıldığını söyledi. Onu peki niye kattınız dedim. Daha etçi yönü daha iyi olsun diye katmışlar o kanı. Şöyle baktığım zaman da hakikaten, tabii belki videoda çok belli olmayabilir ama normal bir Red Holstein'a göre daha böyle etli gibi görünüyor. Daha böyle kemik yapısı daha iyi gibi görünüyor. Ondan sonra başka ne kattınız dedim. Süt yönüyle de daha iyi olsun diye Hollanda ırkı bir Hollanda'nın kendine özgün yerel bir ırkı varmış. Adı, ismini unuttum. Onu aklıma gelirse yazarım. Araştırırız, buluruz, sıkıntı değil. Peki ya dedim, bunların boyları dedim, normal Holsteinler, Red Holsteinlerden daha küçük dedim. Evet dedi, bu normal dedi, çünkü bu Fransız kan hattındaki hayvanın boyu çok daha küçükmüş. Ondan geliyor dedi. Ondan sonra süt verimi açısından sordum. Süt verimi açısından dedi, işte Red Holsteinlerden çok daha aşağı değil ama bir tık aşağı olduğunu söyledi. Peki dedim, yağ oranı nasıl dedim. Holsteinlerden daha iyi olduğunu söyledi. Yani bu ırk bir nevi Fransızlara özel kırmızı benekli diyorlar. Kırmızı benekli Fransız ırkı. Biz buna Red Holstein'da diyebiliriz. Fransız Red Holstein'i diyebiliriz. Veyahut kırmızı Fransız kırmızısı da diyebiliriz. Nasıl isterseniz. Şurada şöyle bir verilerine bakalım. Buradaki gördüğünüz hayvan, yani şu arka taraftaki benekli olan şu hayvanın süt verimi olarak 11.000 ton, yani 11.000 kilo süt vermiş 305 günde ve 2020 doğumlu, 2020 2 yaşında bir hayvan. Çok güzel de süt verimi var. Şu taraftaki hayvanın 7.900, şuradaki hayvan da 9.300. Ondan sonra biraz az süt veren bir tane hayvan var, 6.200. Şuradaki de ne vermiş? 8.255 litre süt vermiş ama şu dikkatimi çekti. Bakarsanız, görürseniz şurada yağ oranları 4.6, 4.7, 4.8 de diyebiliriz buna. 4.3, ondan sonra 4.4. Yani yağ oranı olarak gerçekten çok iyi, mükemmel. Şöyle baktığımız zaman da hafifçe biraz bu İskandinav kırmızılarına benziyor. Yani Danimarka kırmızısı gibi, İsveç kırmızısı gibi bu ırklarına da çok benziyor. Hayvanlar çok güzel. Boyları biraz ufak ama daha dayanıklı. Süt açısından çok az da olsa Red Holstein'den daha düşük. Ama süt verimlerini görüyorsunuz. 9 ton, 9 ton, 10 ton, 10 ton, 8 ton, 8 ton, o şekilde gidiyor. Evet. Bu videoyu da bu kırmızı Holstein'larla bitirelim. Biz buna kırmızı Holstein diyoruz demeye devam edelim. Ama Fransızlara özgün bir kırmızı Holstein. Evet arkadaşlar, beyazlısı da var, beneklisi de var, az beneklisi, çok beneklisi. Yüzünde hafifçe siyahlık görebiliyorsunuz şu şekilde. Biraz koyuluk var. Bu kırmızı Holstein de var. Var. Olunuyor, oluyor yani. Şu şekilde
videomuzu bitirelim. Kırmızı Holsteinler, Fransız kırmızı Holsteinler'ı da görmüş olduk. Allah'a emanet olun. Takip etmeyi bırakmayın. Devam edin. Bildiklerimizi, gördüklerimizi sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Saygılar, sevgiler, selamlar. YouTube kanalımızı, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Beğenin. Videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.